Buyurun. Önce şunu söylemek gerekiyor. Bu demografik istila diye bir şey vardır. Yani sırf muhalefet partisi veya iktidar partisi bu düzensiz göçmenler veya geçici statüdeki insanlara yönelik eleştirilerine bakarken parti gözlüğüyle bakmamak gerekir, vatan gözlüğüyle bakmak gerekir. İsrail'e bakın. İsrail dışarıdan getirilip yerleştirilenlerin sonradan bir milli devlet haline getirilmesi operasyonel olarak gerçekleştirildi. Onun için bu ciddi bir sorundur. Bir an evvel Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yurttaşları kendi vatanlarına, kendi topraklarına kavuşturmak zorundadır bir. Tamam, muhalefet bunu İkincisi, sürekli dillendiriyor da çözüm mü olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çözüm işte noktasında bir bunda tıkanıklık var mı? hemfikiriz zaten. Evet. Şimdi, Evet. Hocamın bir şahitliği yok. Tamam, Şimdi bunu söylesin Sayın çözecek olan Yeniçeri, bir kez daha duyalım, izleyicilerimiz dinlesin, önemli çünkü o yüzden soruyorum. Buyurun. Bunu çözecek olan iktidar. İktidar orada bunları kabul ederken şu veya bu zorunluluktan milyonlarca insanı kabul edemezsiniz kardeşim. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey göremezsiniz. 3 milyon, 5 milyon insan ne demek? Ve siz gidiyorsunuz oraya 1 milyon ev yapacağım da onları oraya taşıyacağım diyorsunuz. Bu nasıl bir kafadır ya? Dolayısıyla bu sistemi siz çözmezseniz bunu birileri çıkar istismar eder. Muhalefetten daha çok iktidar bunu dile getirmesi gerekir. Sahipsiz bırakırsanız davulcuya zurnacıya gidiyor işte başkalarının eline kalıyor. Ve onlar da bunu eleştirdikleri zaman sanki böyle bir tehdit yokmuş gibi bir pozisyon içerisine giriyorsunuz. Türkiye'nin bak neredeyse yasa dışı faaliyetleri bunların kontrolüne girmek üzere. Türkiye'de aile yapısı bozuldu. Sosyolojiyi çok ciddi bir şekilde etkiledi bu olay. Hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konunun bu hassasiyeti toplumda meydana getirdiği kaygıları muhalefet önceden keşfettiği için bunun üzerinde çok değişik herkesin bir yorumu oluyor. Ama herkes sağduyuyla davranması gerekir. Bunun siyasi bir rant aracı olarak kullanılmasından daha kötü bir şey yoktur. Bu bir an evvel çözülmesi gereken bir olaydır. Çözümü de gayet bellidir. İşte İran, Türkiye, Suriye arasında Rusya arasında meydana gelen dörtlü görüşmeler akabinde onların can güvenliğini garanti ederek Türkiye'nin o bölgede gerekli adımları atması ve onların bir an evvel taşınması gerekiyor. Evet. Sonra başka şeyler de var. Onların geldikleri yerlerde bugün PKK, PYD var. Bunları niye hiç dile getirmiyoruz? PKK ve PYD bugün bu Türkiye'deki sığınmacıların bıraktığı arazilerde, evlerde oturuyorlar. Oraları istila etmiş durumdalar. Bu etnik temizliktir bunun diğer bir adı. Amerika Birleşik Devletleri ve PYD PKK tarafından gerçekleştirilmiştir bu. Onun için bu mesele ciddi bir mesele. Bunu ben siyasi bir söylem olarak değil, bunu gerçekten Türkiye'nin en önemli meselelerinin başında gelen bir konu olarak ele alınıp irdelenmesi gerekiyor. Umarım bizi dinleyen iktidar mensupları varsa onlara da zaman zaman rastladığımızda söylüyoruz. Bir an evvel bu meselenin üzerine 24 saatte 48 saat duracak şekilde çalışmaları gerekiyor. Diğer Peki. taraftan bakın bu sistem çok net söyleyeyim. Bir defa Sayın Sinan Ogan ve Sayın Ümit Özdağ'ın bu bana göre siyasi hamleleri son derece yanlış olmuştur. Yanlış olmasının sebebi şudur. AK Parti ile Hüdapar'ı Millet İttifakı'yla da PKK, PYD'yi özdeşleştirerek biz ne Domuz Bağı ne de Kandil Dağı arasına Türk milletini sıkıştırmak istemiyoruz. Seçmeni sıkıştırmak istemiyoruz diye ortaya çıkacaksınız. Sonradan biriniz Domuz Bağı dediğiniz yerde olacaksınız. Öbürünüz de tabir yerinde Kandil Dağı dediğiniz yerde ittifak yapacaksınız.
bu kendi söylemlerinize aykırı. O zaman yapılması gereken şey şuydu. Tarafsız kalınarak mesele Türk milletinin sağduyusuna bırakılması icap ederdi. Orada ciddi bir hata yapılmıştır. Ama başka bir şey bu fayda üretmiştir. Bu protokollerden söz ederek söz edildiğinde şunu da ortaya çıkmıştır. O alanın da muhalefet alanının da boş bırakılmaması gerektiğini, oraya da işte anayasadan 66. maddesinde Türklüğü çıkaralım. Anayasa, ya bu anlamıyorum, bu siyasi partiler bu cüreti nereden alıyor? Nereden alıyor? Yani ben Türklüğü anayasadan çıkarmak için Çanakkale Savaşı'nı yapmanız gerekiyor. Balkan Harbi'ne yeniden girmeniz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nı yeniden yapmanız gerekiyor. Türk milletini yeneceksiniz. Ondan sonra anayasadan mı çıkarıyorsunuz? Baba yasadan mı çıkarıyorsunuz? Ne kurarsanız kurar, ondan sonra çıkarabilirsiniz. Her önüne gelenin ağzında bu Türk milletiyle sanki bir kavgası varmış gibi, bir davası varmış gibi, bir meselesi varmış gibi ortaya çıkıp buna yönelik açıklamalar yapılıyor. Buna çok tehlikeli, çok yanlış, çok hak bilmez, vatan sevmez, millet sevmez davranış biçimleri olarak algılıyorum. Bunların demokrasiyle, insan haklarıyla, hukukla, eşitlikle uzaktan yakından alakası yok. Yani önüne gelen bizim egemenliğimizi tartışıyor, bizim varlığımızı tartışıyor. Ya bu 2500-3000 yıllık biz bağımsız bir devletin mensuplarıyız. Adam Allah'tan korkar bu konulara ağzını alırken. Hele hele bu konuda çalışmamış olan süfli kafaların bunlardan söz etmesi ise kelimenin tam anlamıyla milli faciadır. Diğer taraftan şunu söyleyeyim, bakın şimdi dünyanın en iyi yasalarını getirseniz, dünyanın en iyi sistemini de getirseniz, işte yani başkanlık sistemi, bugünkü sistem, ben de eleştiriyorum. Bu sistem tek adam sistemi ve padişahlık sistemidir. Bunu başka türlü izah etmek mümkün değildir. Bir adamın eline bu kadar yetkiyi verirseniz onu şeyde tutamazsınız. Eşit davrandıramazsınız. Bir süre sonra o güç onu çok olağanüstü bir noktaya getirir. Ama parlamenter sistem çok veya güçlendirilmiş parlamenter sistem çok makbul bir yöntem midir? Bakın ben buradan bir şey söylüyorum. Bu mesele sistem meselesi değil, istem meselesidir. İstem nedir? Toplumsal istem meselesidir. İyi sistem, kötü sistem yoktur. İyi uygulanan sistem, kötü uygulanan sistem vardır. Dünyanın en kötü sistemi bile iyi insanların elinde, iyi uygulayıcıların elinde toplumu ileriye götürebilecek çok ciddi bir sonuç üretebilir. Ama biz maalesef yasa çıkararak sorunları çözdüğümüzü, sistem getirerek meseleyi hallettiğimizi zannediyoruz. Halbuki yasaları çıkarıyorsun, uygulayıcılar onu milleti son derece rahatsız edici şekilde uygulamaya başlıyorlar. Yaptığınız iş, ürküttüğünüz kurbağayı değmiyor. Ve dolayısıyla burada yapılması gereken temel problem, üzerine basarak söylüyorum, Bütün bu uygulamaları ister yandaş olalım, ister karşı tarafta duralım, dikkatli bir şekilde milletin çıkarına görerek gerekli uyarıları yapmak ve bunların sonuçlarını millet menfaatine oluşturacak şekilde yönetmek ve yönlendirmek. Ha, bu başka bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra Türk milliyetçilerini, yani milliyetçiliği, milli kimliği dikkate almayanların siyasette işlerinin çok zor olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Türk milliyetçileri şu anda %25, %30 civarında bir toplam anlamda bir oya sahiptir. %35 hocam, hesap ettim ben, %35. %35 milliyetçi söylemlerle oy almış partilerin oylarını hesap ettiğimde %35 çıkıyor. %36.2 hatta sayın hocam. İşte yani ben biraz daha mütevazi davranıyorum. Yani dolayısıyla da bu bir iktidar demektir. Onun için herkes adımını atarken bunu dikkate alarak atması gerekir. Bakın şimdi hep şunu söylediler. Ben parlamentoda da söyledim. Kardeşim, milliyetçi olmayan yoktur. Milliyetçi olduğunun farkında olmayan vardır. Şimdi herkes kendisine göre kendi açısından bir yerlerin veya bir şeylerin milliyetçiliğini yapıyor. Ama siz
Bu milletin yararına, bu milletin çıkarına bir şey söylediğiniz zaman hemen sizin karşınıza geçiyorlar. Efendim ırkçılık yapmayalım. Efendim işte milliyetçilik yapmayalım. Siz milliyetçi değil misiniz? Ha, milliyetçisiniz de sen başka milletin milliyetçiliğini savunuyorsun. Ayrı bir şey. Ama genel olarak bireyin milletini güçlü ve değerli görmesinin, yabancı ölçütleri kaldırmasını, kendine güvenmesini ve kendine saygı duymasının sonucudur milliyetçilik. Milliyetçilik bir kimlik, şahsiyet meselesidir. Onun için siyaseti biçimlendirirken herkes bu tabanı ve bu yapıyı dikkate alarak adımlarını atması ve ona göre biçimlendirmesi gerekir. Şimdi gerek Cumhur İttifakı, gerekse Millet İttifakı kim iş başına gelirse gelsin bu milliyetçi şeyi, realiteyi dikkate almadan hiçbir adım atamayacağını bu sonuçlar bize gösterdi. Bu pazar günkü sonuçlar da aynı hassasiyeti ortaya koyacaktı diye düşünüyorum. Peki, toparlayalım Sayın Yeniçeri. Onun için biz bu değerlendirmeleri yaparken her şeyden önce bunun topluma getireceği katkı nedir? Toplumu nasıl ileriye götürecektir? Buna bakmak lazım. Bir de bakın, bir şeyler gözden kaçıyor. Bunun üzerinde çok fazla durulmuyor. Üretimden kimse bahsetmiyor. Verimlilikten kimse bahsetmiyor. Tasarruftan kimse bahsetmiyor. Yolsuzluklarla mücadeleden kimse bahsetmiyor. Asıl mesele toplumun canını yakan temel konu olan ekonominin bir an evvel derlenip toparlanmasıdır. Siyasetin böyle uluslararası ilişkiler bağlamındaki konulardan çıkarılıp milletin midesine dokunan, hayatına dokunan konulara getirilmesi ve onlar konusunda hangi çözümü, hangi kolaylaştırıcı iş ve işlemleri yapacaklarını siyasi liderlerin ortaya koyması ve tartışmaların bunların üzerinden yürümesi gerekir ki istediğimiz sonucu alabilelim. Peki, sağ olun. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.